Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz 2024 AYT'de bu tarz bir faktöriyel sorusu çıktı. DGS ve KPSS'e girecek arkadaşlarım şu anda diyorlar hocam böyle bir faktöriyel sorusu bize de çıkar mı? Karşımıza da gelir mi? Arkadaşlar sınavdan sonra biz ben sınava girmedim ama birçok eğitimci arkadaşımız sınavda doğru düzgün polinom sorusunun olmadığını söylemişti. Yani bu açıklama yapan arkadaşlarımız da matematik öğretmeni biliyorsunuz. Ee, onların dahi göremediği bir polinom sorusu sınavda meğer varmış arkadaşlar. Ben sınava girmedim. Yani onlar göremiyorsa sizlerin görememesi çok normal. Ee, burada amacım da yani herhangi bir şey değil. Sadece DGS ve KPS'ye girecek arkadaşlara bir yandan yön göstermek bir yandan da e, 2025 YKS'ye hazırlanmayı düşünen arkadaşlar için de e, bazı şeyleri açıklama getirmek. Mesela polinomda ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu tarz bir soru gördüğünüz zaman her zaman ne yapıyorduk? Böleni sıfıra eşitliyorduk. Şimdi mesela burada bölen x 2. x eksi 2'yi sıfıra eşitliyorduk. Ne yapıyorduk? x eşittir 2 yazıyorduk. Sonra bunu gelip polinomda yerine koyuyorduk. Yani p2'ye bakıyorduk. Şimdi arkadaşlar bu sınavda çıkan faktörel sorusu meğer polinom sorusuymuş. Yani ben sınava girmedim. Yatarken sadece dedim ki bu acaba faktörel sorusunu nasıl çözülür diye düşündüğümde yani çok fazla düşünmedim. aklıma geldi. Ama benim aklıma gelmesi tabii sizin aklınıza gelmesi gerektiğini gerektirmiyor. Altını da çiziyorum yani. Burada da arkadaşlar bölen bu. O zaman 23 faktöriyeli eksi a'yı direkt sıfır eşitleyecektik. Buradan 23 faktöriyel eşittir. A gelecekti. Sonra şurayı parçalayacaktık. 25 çarpı 24 çarpı 23 faktöriyel. Burada 23 faktöriyel gördüğümüz yere A yazacaktık. 25 çarpı 24 çarpı A eşittir kalan. Kalan da 120'nin karesi. Zaten burada üstü ifadeyi gördüğünüz zaman da muhtemelen e ee, ne yapacağınızı şaşırdınız. Çünkü psikolojik olarak çok zor bir sınavdı. Bunları da yazdınız. Buradan arkadaşlar 5 beş geldi. 5'e 5'e bölüm 1. 25 5'e bölüm 5. 120'yi de 5'e bölün ne geldi? 24 gelmiş oldu. Yani sınavda polinom sorusu varmış ama bu tarzda varmış arkadaşlar. Bu da alışa gelmişin çok çok dışında bir soru. Çözüm evet 1 dakika alıyor ama ee, sizin aklınıza gelebilir miydi, gelemez miydi, kimin geldi, kimin gelmedi bunu da yorumlara bekliyorum. Dediğim gibi DGS kaprisi giyecek arkadaşlarım şu anda ciddi bir olumsuzluk içinde. Ee, yani bize de işte böyle faktörel sorusu çıkar mı ya da 2025 YKS düşünen arkadaşlarım. Yani bazı yerlere bir açıklama getirmek için bu soruyu paylaştım arkadaşlar. Herhangi bir fikri, düşünceyi savunmak için değil lütfen yanlış yerlere çekilmesin.